Arxamızda gördüyünüz bu möhtəşəm tikili Osmanlı şahzadələrindən olan Osman Səlahəddin Osmanoğluna məxsusdur. Hər daşında, qayasında, Osmanlı tarixinin ənənələrini yaşadan İstanbulda şahzadə görməyin ayrı bir özəlliyi var. Gəlin şahzadəmizi bərabər tanıyaq. Osmanlı Sultanının son şahzadesi Osman Səlahəddin Osmanoğlu ile İstanbul'un en güzel mekanlarından birinde Boğaz Mənzərəli Üsküdar'daki iqamətgahında görüştük. O büyük villada ötenin aile hayatı qurduğu Canan Hanım'la yaşayır. Evinin her tarafını daha çok müzeylerde gördüğümüz saray eşyaları ile bezeyen şahzadenin babası Sultan 5. Murat'dan kalan piyaninası da göz oxşuyurdu. 73 yaşlı şahzade söhbətə başlamazdan önce xahiş etdi ki, mənə əfəndi deyə müraciət edin. Maraqlı həyat hekayəsinə malik olan şahzade ömrünü 3 fərqli mədəniyyətə sahib olan ölkədə, Misir, İngiltərə və Türkiyədə keçirib. Çocukluğu Mısır'da geçmişti ve 18 yaşına kadar orada Arapça ve İngilizce təhsil etdim. İskenderiye çok güzel bir şehirdi o zamanlar. Çok kozmopolit bir yerdi. Çok değişik ülkelerden insanlar vardı. Dolayısıyla biz de böyle 4 lisan konuşarak büyüdüm. Ve şu an işte hiçbirini unutmadım. 4 lisan konuşurum. Ama son 15 senedir işte emekli oldum. Burada yaşıyorum. İstanbul'da bugüne kadar gelip geçmiş diğer şahzadelerden farklı olarak Osman Efendi'nin tekçe atası şahzade değil, anası da Mehmet Reşad'ın nevesi Emine Mekbule de sultan olup ve Dolmabahçe Sarayı'nda büyüyüp. Babam işte bir Osmanlı şehzadesidir ve 1903'te Turan Sarayı'nda doğdu ve 21 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı. Galatasaray Lisesi'ne gitti. Askeri okula gitti ama ne yazık ki bir 21 yaşında sürgüne yollandı aile ve 50 sene yurt dışında sürgünde yaşadı ve ancak 71 yaşına geldiğinde İstanbul'a dönme imkanı oldu 1974'ten. Annem de onun uzaktan akrabası olur. Annem de Sultan 5. Mehmet Reşad'ın torunudur, oğlunun kızı ve dolayısıyla ben biraz istisnayım. Hem babam şehzadedir, hem annem sultandır. Şahzade deyir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin elan olunmasından sonra Misir'e sürgüne gönderilen aile yalnız 1974. yılda İstanbul'a kaydabilip. Şahzade anasıyla İstanbul'a geldiği zamanlar ne kadar təccüblü olsa da anasının doğulduğu Dolmabahçe Sarayı'na pul ödeyerek girdiğini deyir. Annem asıl Dolmabahçe Sarayı'nda doğmuştu da oraya gittiğimizde oradaki rehberlerden bir sürü hikayeler anlatırlar. Her müzelerde ve rehberler anlattıkları gibi. Ama annem orada biz habire onu düzeltiyordu ve şaşırmıştı. Siz nereden biliyorsunuz bu kadar demişti de ben burada doğdum demişti. Onu hatırlıyorum. Bu ilginç bir hadiseydi. O zamanlar biz de para verip girmiştik hatırlıyorum ama şimdi elhamdülillah bu böyle bizi tanıyorlar. Hazırda bu büyük evde atasının hatirelerini Ərəb dilinden Türk diline çevirerek Babamın Hatireleri adlı kitabının ikinci hissesini yazan şahzade öten il 72 yaşında ikinci evliliğini resimleştirip. Geçen sene ikinci izdivacımı yaptım. Evet. İlk izdivacımdan 3 çocuğum var. 2 oğlan, 1 kız. İlk defadır Azerbaycan televizyasına müsahibə verirəm deyən şahzade odlar diyarına salam göndərməyi de unutmadı. Azerbaycan televizyonuna ilk defa konuşuyorum ve Azeri seyircilerime çok selamlar, saygılar sunuyorum. İnşallah bir gün Azerbaycan'a gitme fırsatım olur. Vüsalə Abbasova, Ozan Turgut, ATV Xəbər, Türkiyə.